ya yani. Yüzünü gören cennet mi ha? Hadi abi selamı. Tamam. Biz de çıkın yola şimdi. Evet, hayır, biz de çıkın. Yay! Yay! Çıkalım şeye uçparız, orada kahvaltını yap. Şey yaparsınız bak. Orada... Arpa'nın, Arpa'yı sesli gayada dökmeyeceğiz yani. Yukarıda Sırhan'ın da Tüşan'ın önünde tutup. Arpa ne?
Yayla yolculuğumuzun ilk gününü başlatmış bulunuyoruz. 40 kilometre yol gideceğiz. İlk konağımız Taş Köprü. Bu akşam oradayız. Yarın oradan devam. Saat 11.30-12 gibi yaylamıza ulaşacağız inşallah. Allah nasip kısmet ederse. Görüyorsunuz. Mal kalite, çoban kalite, köpek kalite. Devam. Ben bu gösteri yaklaşık 90'lı yıllardan beri yapıyorum. 90, 91, 92. Benden önce büyük abilerim vardı, onlar devam ettiler. Abilerimden önce babam falan devam ettiler. Şimdi biz devraldık. Şu anda istikamet Gümüşhane'nin Akçakale yaylası var. İstikamet orası. Bizim dedelerden kalma bir yayla yani. Şöyle diyeyim. Bizim de hakkımız var, Gümüşhanelilerin de hakkı var orada. Onların ihtiyacı olmadığı için, hayvan işi bittiği için onların yerine, onların yaylımlarına da biz devam ediyoruz işte. Hayvanlarımızı idare ettirip bize döndürüyoruz aşağıya. Kışın hayvanını iyi bakarsın, yaz başı yolda kalma riskin olmaz. Ufak tefek çörpe oğlan olur. Onu da icap ederse ya bir arabaya atarsın. Getirir vatandaşlar. Çevreden hep tanıyan vatandaşlar bu yollarda gidip geliyorlar. Yaylacılar. Mahalleci arkadaşlarının cümlesine selam ederim, yaylacı arkadaşlara. Eskiden arkamıza yüklenir yükü de çatır kesesinde giderdik. Şimdi her şey arabaya döndü. Araba yolları yapıldı. Yetmiş sene gittik geldik bu yollarla. Bu yollarda yarıya aç, yarıya tok. Yani bu şimdiş gibi değil. Şimdi her taraf tişan dolu. Eskiden arkanda çese vardı, çatır çesesi. Yüklen arkana, yürümeyeni alırdın omuzuna. Şimdi öyle bir şey yok. Eskiden mali olan köyün en zenginiydi. Şimdi bakma mali olanı zaten beğenmiyle. Eskiden idare için bakardık. Koyun, geçi. Şimdi öyle değil. Şimdi herkes gurbete gitti. Bir şeyler oldu. Mal işi bitti. Eskisine gitsin dedi. Evet adama yakındı. Görüyor musun? Ata dede mesleğimiz. Biz bunu yaptık yıllarca. Bunu abimiz de çok iyi bilir. 500-600-700 bu civarlara kadar yaptık biz bunu dostum. Buradan Erzurum, Koptağına yaylaya gittik yıllarca. 1970'li yıllardan beri. Ay eski eşimizi, dostumuzu unutmadık. Yine aynı devam ediyoruz. Arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileriz. Hayatlarında başarılar dileriz. Yukarıda bekliyorum, aşağı geçtim ya. Grilde ya. Grilde ya.
Karşı tarafta gidiyor, karşı tarafta. Ne yapayım ben bunu şimdi? Allah Allah ya. Bizim araba ya şey. Bizim araba. Telefon nasıl yaptın? Kemal'a resmi videosunu at. Ne yapacak lan bunu? Tutar mı ya? Oğlum platin koyuyorlar daha beter mi? Çok seviyorum, çok seviyorum. Mesela yağmur yağ, tabii ki hayvancılığın zirveleridir. Biz bu gömle şeyleri, bunları hesap ederek giydik zaten. Topalı da olur, bunun hastası da olur, yağmuru da olur, karı da olur, güneşi de olur. Kötü gün erken gelir geçer, devamlı ileri bakacaksın. Ne görürsen ileride, her zaman en kötü durumda bile bir umut vardır. Çünkü sen umudunu Allah'a bağla. Kuldan bir şey istemiyorsun, Allah'tan istiyorsun. O bilir yapacağını. Sosyal medyada video paylaşırız. Adam şimdi diyor ki işte ah ne güzel keyfi var bunun. İş bu iş, ben buna döneceğim. Ama işte bugüne kadar bunu bakmak mesele. Bugün yola koyduğun, yola koyacağın güne kadar bunu bu vaziyete getirmekte büyük iş var. Oğlaklarım örneğin, bir ayı dolduran yaprak yemeye başlayın. Sabah kalkacaksın, kahvaltını yapacaksın, ondan sonra ben oğlaklara nereden yaprak kesip ayarlayacağım? Nasıl olacak? Onların hesabını hep yapacaksın. Kes büyük yaprak, bin motora, motosiklete iki kişi. Kesinin yanına git işte, ne bileyim. Zor yani, kışın geçiği bakmak zor. Reis, hoş geldin reis. Hadi bey, uğurlar olsun, hoş geldin. Oğlum. Ya.
aşağı yukarı bugün 40 kilometre yol geldik. Burası Taşköprü yaylası. Buradan yukarı bir 30 kilometre, 35 kilometre daha yolumuz kaldı. Bu gece buradayız. Sabaha Allah nasip ederse buradan devam edeceğiz. Yatağa kalka, istirahat edeyle saat 12'ye 1'e yaylamıza geçeceğiz inşallah. Sağlam gazı o bak. Oh, gazı o alsa bile tele alamaz ama. Gerçek çöpek çözmedin mi? Sıkıntı olmaz. Sandık çöz yani. Şey, benim elim uzakta grince ya. Biraz otardım. Tamam, orada bir saat kadar otlar. Ondan oradan sonra iner dereye. Dere yukarı gideriz. Az da bir yol kalmadı. Ondan sonrası yata kaka artık. Ali Baba ne zaman çıkarsa. Ben öyle dereler seyredeceğim. Sen üstten devam edeceksin. Yani çoban olmak kolay değil. Dün sabah saat 6 gibi yerimizden kalktık. 40 kilometre yolu bir günde bitirdik Allah'ın izniyle. Akşam Taşköprü yaylasında konakladık. 6.30 gibi oradan yola girdik. Yolculuğumuzun ikinci günü. En kısa günü, en güzel günü bugün. Sis yok, hava güzel. Araba yolundan çıkarırız. Geçi yaylasını bildiği için özellikle de anas geçiler. Yaylayı fark etmiyor. Anlamışlar. Basa basa gidiyorlar arkadaş. Oğlaklar da onların peşine devam ediyorlar işte. Geçi çok akıllı hayvandır yani. Gideceği yeri, geleceği yeri bilir. Çobanını tanır. Yabancı bir ses duyduğu zaman hemen farkına varır.
Kangal köpek benim vazgeçilmezim. Olmazsa olmazım. Hey hey. Aşağı yukarı 400 canlı mal, 2 tane köpekle yaylaya gidiyorum. İkisi de kangal. Kangal köpek başkadır. Arsından koku aldı ama neden durduğunu anlamadım zaten. Herhangi kurt falan olabilir. Buralarda bu sene çok aşırı kurt var imiş. Bazı sürü sahiplerinin mallarına hasar vermiş yani şu an. Bahar yeni olmasından rağmen. Yolculuğumuz biraz soğuk, sisli bir hava olsa da güzel geçti. Yaylamız 2500 rakımı olan bir yayla. Yapacak çok şey var. 5-6 ay bir yaz yaşayacağız inşallah. Bakalım durum neyi gösterir. İnşallah hayvanlarımız güzel beslenir, güzel kazançlar elde ederiz. Devletimiz hayvancılığı bitirdi yani. Destek yok. 3-5 lira destek veriyor ama bizim işimizi görmüyor. Birçok vatandaşımız bu pahalılık yüzünden, yem fiyatlarının, ot fiyatlarının, atarım ilaç fiyatlarının yüzünden hayvancılığı vazgeçti. Kimisi ineğini harcadı, kimisi cesisini, koyunu devren sattı. Ne yapacak adam? Onun altından çıkamayacak. Bir bakayım ki bunun zararı karından çok. Mecbur bırakıyor, vazgeçiyor. Biz şimdi İki kişi full bunun beşineyiz. Bunun beşine sürekli gidiyorsun. En azından aylığına döktüğün zaman asgari ücrete denk gelmesi lazım. Fazlasını bırak, fazlasında gözümüz yok zaten. Şimdi adam diyor, eskiden hayvan çoktu, otlatmaya yaylım yoktu. Siz niye az yapıyorsunuz? Şimdi bunu 500 yapıp da kötü yapacağına 200 yap, temiz olsun. Malın kaliteli olsun, istediğin zaman paraya çevirebilesin, verimin iyi olsun. Şimdi benim örneğin önümdeki cesiler ikiz oğlak bakmaz mı? Bakar ama bir cesi ikiz oğlak baktı mı 3 sene cesilik yapar, tek oğlak baktı mı 5 sene cesilik yapar. Dağların kralı, dağların kralı bana dostlarım takmış, sağ olsunlar. Ben kendimden bir şey katmadım ona. Seven dostlarımın hepsine çok çok selam ederim. Hepsini çok severim. İşin neşesi de bu. Herkes bir şeyle anılıyor. Biz de onunla anılacağız artık. Bendeniz Cemal Akgül. Namı değer geçinin doktoru. Hayvanları sevmekten başka her türlü şeye, çileye razı olduğum bu hayattan çok memnunum. Her kışın bir baharı vardır. Ve geldi. Biz de yolculuğumuzu yaptık. Kazasız belasız. Bütün arkadaşlara selam ve saygılarımı sunarım. Köpekleri elimizde taşımamızın sebebi diğer çoban arkadaşların yolda köpeklerine bulaşmasın, dalaşmasın, birbirlerini yaralamasın diye. Birçok çoban arkadaşlar köpeklerin birçoğunu
kendi başına bırakıyorlar. Yani sanediler ki bu dağda tek kendisinden başka birisi yoktur. Normalde bir köpeğin dalaşması 40 gün geri gitmesi demektir. Bunun gibi. Köpekle dalaştığı için enfeksiyon kaptı. Bu hale geldi. Bu duruma gelmemesi için köpeklerinizi yolda yolculuk yaparken muhafaza edin. Kangal köpeğinden başka köpek de tanımam. Var mı kurt burada buralarda? Hayvancılıkla uğraşan bütün çoban arkadaşlara buradan selam ve saygılarımı sunarım. Hayvanlarını güzel bakan, güzel ilgilenen tüm çoban arkadaşlarıma teşekkür ederim. Oy yedi dağlar, yedi gençliğimiz ya bu genç yaşta. Ortalar bunda var ya, içi yağmur vursun buna ne ortalar ya. Hani geleli bir aydı yağ, ne kadar daha yağacak? Buraya mı yağıyor oğlum? Köylere aşağı Trabzon'a yağan yağmurun buraya ne faydası var? Bundan sonrası rahatlık dönemi artık yalası. Baka onlara mı oldu? Çiçek onlar da ne biçim oldu? Kırık. Daha bu gevenin altına bak. Evet, mekanımıza gelmiş bulunuyoruz. Fareler benim duyduğunuz gibi kaçın. Ali baba yeter sen artık patron patronluğuna, ya da görürsün, çoban çobanlığına. Patron. Patron de. Patron patronluğuna, çoban çobanlığına. Tut abone. Cevizlerin nerede sen? Oğlum cevizleri kayboluyor. Yıkılma da yok burada bahsediyor. Demek bu tarafa kar düşmemiş var. Bunların gerçek... yaprakları nasıl kalmış? Nasıl mı kalmış? Oğlum açmış onlar, tamam mı? Kardan önce açmış. O kar yağdı. Tamam mı? Evet.
Kar yağdığında şey yapıyor, kıştan yeşil kalır mı? Kuruyor zaten, düzün toprak olmuş.